Zafer Bey, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Merhabalar Emir Bey, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. İyiyim. Hayırlı fuarlar bu esnada size. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Muzaffer Bey, sizlerle devam edelim. Bu sektöre girişiniz nasıl oldu? Sizlerden dinlemek istiyorum. 2016 yılında bu sektörde bir arge yaptık. Lazer tüpün Türkiye'de üretilmediğini öğrendik. Sesler Şirketler Grubu olarak Bursa'da ikamet ediyoruz. Bu sektöre girme kararı aldık. Emir Bey ile yurt dışında tanıştık. Emir Bey bu işin mühendisi. Kendisiyle bir şirket ortaklığı yaptık. 2016 yılında biz Bursa'da yaklaşık 1200 metrekare bir fabrikada karbondioksit lazer tüplerini Master Light Lazer markasıyla üretimine başladı. 2017 yılına kadar makine parkurumuzu, üretim aşamamızı kurmuş olduk. 2018 yılında da seri üretime girdik. Satışlarımıza başladık. Evet. Emir Bey, size de biraz tanımak istiyoruz. Teşekkür ederim. İsmim Emir. İranlıyım kendim. Yaklaşık 10 yıldır lazer optik sektörüyle çalışıyorum. Ürettiğimiz ürün aslında çok geniş kullanım yelpazesi olan ve tıptan reklama farklı alanlarda kullanılan bir üründür. Bunun Türkiye'de veya Orta Doğu'da hatta üreticisi olmadığından dolayı böyle bir ürünün üretimine Türkiye'de yapmaya karar verdik. Peki yapmaya karar verdik diyorsunuz. Nasıl bir arge? Yaklaşık bundan önce yaklaşık 6 yıla varan bir arge süreci vardı. O arge süreci bittikten sonra Allah kısmet etti. İşimize başladık. Makineyi ürettik. Yani. Peki biraz o zaman dinleyelim sizlerden. Tabii. Nasıl bir makina, nasıl bir işleyiş söz konusu? Şöyle söyleyeyim. Bu cihaz bir lazer rezonatörüdür. Yani bir aktif ortam içinde iki tane aynanın vasıtasıyla 24.000 volt elektrik akımından bir özel bir dalga boyunda ışın üretiliyor. Bu ışın 5 milimetre çapı içerisinde yerleşip ve ileriye doğru ilerliyor. Bu lazer kesim makinelerinde, cerrahi makinelerinde, kozmetik makinelerinde aynalar vasıtasıyla yönlendirilerek merceklerden geçerek istediğimiz işi kesmeye, cilt bakımına, epilasyona, deri kesme, çelik kesme, her türlü ahşap kesme, her türlü sektörde kullanılıyor. Bu kullanım alanları güçlere göre değişiyor. Yani 30 wattlık, 40 wattlık, 10 wattlık, 150 wattlık, 200 wattlık her birinin kendisine özel ait kullanım alanı var. Biz de bunların çok şükür hepsini üretmeye başladık. Birçok sektörde kullanılıyor o zaman. Tabii. Bu. Evet, sanayi sektöründe ağırlıklı, sanayi sektöründe kullanılıyor. Emir Bey'in bahsettiği gibi reklam sektöründe, deri ve ayakkabı sektöründe, tekstil sektöründe, matbaa sektöründe, çelik sektöründe, sağlık sektöründe, güzellik sektöründe artık karbondioksit lazerin girmediği sektör kalmadı. Bu da bu ürünü Almanya, Çin, Japonya üretiyor. Şu ana bildiğimiz kadarıyla başka ülkede üretilmiyor. Türkiye'de de böyle bir açık vardı. Bu ürünler ithal geliyordu. Biz neden yerli üretmeyelim diye bu yola çıktık. Sağ olsun Emir Bey'in yardımlarıyla bu işi başardık. Şu anda piyasada çalışan cihazlarımız var. Çok şükür başarılı olduk. Bu ara katılalım dedik artık. Sahneye çıkma zamanı geldi. Kesinlikle iyi yapmışsınız. Gerçekten güzel bir proje olmuş. Teşekkür ederim. 6 yıl sonra. Peki çeşitleri var mı şu anda, bir çeşit mi? Yok, yaklaşık 5 çeşidimiz var şu anda. 80 watt, 120 watt, 150 watt ve 180 watt. Yeni Arge sürecini geçiren bir ürünümüz var, 300 watt tüpümüz. Bu da yaklaşık sanırım 4-5 ay içerisinde müşteriye sunulmaya hazır olacaktır. Çok güzel. Bu da sektörün lideri olacak ama. Çok güzel. Şu anda dağıtılan makine var Türkiye içerisinde mi? Türkiye içerisinde, Kazakistan'da, Kore'de, Güney Kore'de, Kolombiya'da
çalışan cihazlarımız var. Güzel, ihracatı yapmışız. Evet. Yani. Evet, peki nelere dikkat ediyorsunuz bunun üretiminde? Biraz püf noktasından bahseder misiniz? Yani şöyle söyleyeyim, üretim, bu ürünün üretimi yaklaşık çok laboratuvarsal, temiz bir ortamda olması gerekiyor. Yani üretim alanı girdiğinizde aynı bir laboratuvar gibi bir temiz bir alan. Ondan sonra çok yüksek dikkat gerektiren el işçiliği, yani daha fazla makinesalden fazla el işçiliği var bunda. Yani gaz karışımları, aynaların özellikleri, içindeki PVD kaplamaları, bunlar hepsi el ele verip o en güzel sonuca getiriyor. Teşekkür ediyoruz sizlere. Sektörü katmış olduğunuz çok katkılardan dolayı bir başka programda görüşmek üzere o zaman. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.